Efendim Samsun'un nabzından mutlu akşamlar diliyorum. Bu akşam Samsun'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili aday olan bir kişiyle birlikteyiz. Talip Öztürk bu akşam konumuz olacak. Talip Bey hoş geldiniz programımıza. Çok genç bir aday adaysınız. 7 Haziran'da da bir aday adaylığı söz konusu değildi ama sanıyorum 1 Kasım için, evet. Üstelik de son dakikada belki aday olmaya karar verdiniz. Bunun sebeplerini konuşacağız sizinle. Ama Talip Öztürk, Galip Öztürk'ün kardeşi olduğunuzu da bu arada izleyicilerimize söyleyelim. En azından dikkatlerini çeksin. Yani evet, böyle bir şey var. Ama biz yine de sizin özelinizde tanıyalım. Talip Öztürk kimdir? Nasıl bir hayat yaşadı? İstanbul'da yaşıyorsunuz anladığım kadarıyla. Ayvacık doğmuşsunuz ama. Çocuklarınız var mı? Neler yapıyorsunuz? Bir genel olarak size insanlara anlatalım istedim. Buyurun. Tabii ki. Ben Samsun Çarşamba 1972 doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da aynı zamanda Türkiye Yarış At Yetiştiriciler Derneği Başkanlığı yapıyorum. Bir kızım var 21 yaşında. Oo, evet, çok bakmayın genç dediniz. Teşekkür ederim. Ama 21 yaşında bir kızım var. Bir kızınız var, çok güzel. Evet. İstanbul'da işte çeşitli işlerle, çeşitli oluşumlarla, bu daha çok şimdi son zamanlarda bu dernek başkanlığıyla falan uğraşıyorum. Ama zaten sanıyorum ulaşım anlamında Türkiye'nin önemli şirketlerinden bir tanesi. Evet. Yani bizim söylememiz rütük açısından sorun yaratabiliyor ama büyük bir ulaşım şirketinde yöneticilik yapıyorsunuz. Evet. Ağırlıklı yani lokomotif işiniz anladığım kadarıyla o. Peki başka? Şirketle alakalı daha çok tabii abim ilgileniyor ama yani çeşitli dallarda, çeşitli işlerle alakalı yaptığımız şeyler tabii ki çok var ama bu şu son zamanlarda derneğe daha çok ağırlık veriyoruz ve zaten son zamanlarda yapmış olduğumuz yoğun çalışmalar sonucunda artık aday olmamızı da biraz sonra hani konuşacağımız gibi olmamızın sebepleri de biraz da o. Başka yerler artık siyasete, siyasi anlamda insanlara hizmet, kendi memleketimize faydalı. Hizmet anlamında, faydalı olmak anlamında o yüzden zaten buradayız. Bir çıkış noktanız oldu. Evet. Peki AK Parti'den aday oldunuz. Evet. Bu aday adaylığı süreci kafanızda kısaca özetlediniz aslında. Nasıl olgunlaştı? Teşkilatların bu konudaki yaklaşımı nedir? Sokağa çıktığınız zaman aday olduğunuzu söylediğiniz zaman insanların yaklaşımı nedir? Niye AK Parti'den daha çok? MHP'den değil de CHP'den değil de AK Parti'den siyaset yapmayı öncelediniz. Şimdi tabii ben daha önce de bu fikirler kafamda vardı. Yani ama hep kendimi işte böyle bir şeye hazırlamak istiyordum. Bu dönem için kendimi hazır hissettim. Dolayısıyla da bu dönem aday olmaya karar verdim. Zaten son gün müracaat ettim ben. AK Parti kendimize yakın olan, yıllardır AK Parti ile birlikte hareket ettiğimiz bizim partimiz, kendi partimizden aday olmak istediğim için AK Parti'den aday oldum. Neden milletvekili olmak istedim? Neden Samsun'dan olmak istiyorum? Başka bir il de olabilirdi ama. Yani İstanbul'da olabilirdi. Bu gayet de benim için avantajlar olabilirdi o anlamda bakarsanız. Çünkü İstanbul'da ikamet ediyoruz. İş anlamında her şeyimiz İstanbul'da. Ama burası bizim kendi memleketimiz, doğduğumuz yer. Yıllarca zaten biz elimizden geldiği kadar kendi memleketimize yatırımlar, hizmetler yaptık. Hala da bununla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Dolayısıyla siyasi anlamda da kendi memleketimiz için, kendi hemşehrilerimiz için doğduğumuz yerde bir şeyler yapabilirsek ki elimizden geleni en iyisini yapmaya çalışacağız. Ne mutlu bize. Ondan dolayı Samsun'dan aday olmak istedim. Aday oldum milletvekilliğine. Peki bir müddet sonra yani iş hayatının dışında siyaset çok daha yorucu, temposu olan bir iş aslında. Siz yani hem milletvekilleriyle hem daha önceki vekil adayları da bu sohbetleri yaptığımız zaman hep bunu karşımızda gördük. Bu yoğun tempoya kendinizi nasıl hazırlayacaksınız? İşlerinizi bırakıp tamamen bu işe mi fokuslanacaksınız? Yani vekil olmak
Samsun'da sadece AK Parti'nin milletvekili olursanız şayet, AK Partililere hizmet edeceğiniz bir alan değil. Samsun'da yaşayan herkese hizmet götürmeye çalışıp fayda sağlamaya çalışacak bir temponun içerisine gireceksiniz. Bu işlerinizi etkileyecek mi? Bu yoğun tempo ailenize, kızım var diyorsunuz 21 yaşında. Onların bu konudaki bakış açısı ne oldu? Yani bu kararı kolay verdiniz mi? Onu merak ediyorum. Ya bu karar tabii ki çok öyle kolay verilecek bir karar değil. Siyasetin içerisine giriyorsunuz. Ama bizi seven ailemizde, arkadaşlarımızda, dostlarımızda bizi bu konuda destekliyorlar tabii ki yani. Bu anlamda. Peki, Samsun özelinde baktığımız zaman Samsun'un iyileştirmesi gereken alanlarını nasıl tespit ettiniz? Yani tarımla ilgili, turizmle ilgili, ekonomiyle ilgili iyileştirilmesi gereken alanları sizin için nedir? Neler yapılabilir şimdi, bunların içinde? Şimdi bu anlamda diğer illerimize nazaran Samsun'a biraz daha çaba göstermek gerekiyor. Turizmde olsun, işte tarımda olsun, Samsun'da yatırımcıları biraz daha teşvik etmek. Bunu biz zaten normal anlamda, normal hayatımızda zaten bunu yapmaya çalışıyoruz ama bundan sonrası için siyasi anlamda bunlarla ilgili çalışmalarımız olacak. Elimizden gelen desteği bu bağımda vereceğiz. Çünkü bunlar Samsun için çok önemli. Birlik ve beraberlik içerisinde yapılamayacak hiçbir şey yoktur. Samsunlu iş adamlarının daha fazla hani bu konulara eğilmesi, daha fazla birlik ve beraberlik içerisinde olması gerekiyor. Samsun'da tabii ki her ilde olduğu gibi eksik olan şeyler var tabii ki ama bunlar hani yapılamaz şeyler değil. Bunlar için birileri de bir mücadele de veriyor zaten. Yani biz geldiğimiz zaman hani tek başımıza hani böyle yaparız ya da şöyle yaparız deyip boşu boşuna hani fazladan atıp tutmaya gerek yok. Eksikler nelerse, neler yapılması gerekiyorsa biz bunların takipçisi olacağız. Yani bunlar için mücadele edeceğiz. Yani vakit dediniz biraz önce. Tabii ki vakit gerekiyorsa bunlara vakit de ayıracağız. Yani burada öyle sadece ben milletvekili oldum, kimliği aldım, hani cebime koydum. Ben milletvekiliyim, dolaşayım diye bir milletvekili olmayı profili istemek, bunu illa gelip Samsun'dan olmak anlamına da gelmezdi. Yani İstanbul'dan da ben müracaat edebilirdim. Olmak için de zorlayabilirdim kendimi. Burada Samsun'dan olmak, aday olmak biraz da bunu anlatıyor olması lazım aslında. Hani neler yapmak istediğimizi, ne için buradan milletvekili adayı olduğumuzu biraz da anlatıyor olması lazım. Tabii insanlar bizi şimdi fazla tanımıyor, beni Talip Öztürk olarak fazla tanımıyor olabilir ama benim de kendime burada aday olurken bir güvenim var. Burada iki dönemde kaybedilen iki tane milletvekili var partimizden. Bunları geri kazanma anlamında da çok şeyler katabileceğimi düşündüğüm için bu mücadelenin içerisinde tabii ki sabah da akşam da bunları gözeterek değil de bu mücadeleyi vererek bunları da geri kazanmakta çok büyük etkimin olabileceğini düşündüğüm için buradayım. Peki şimdi tabii örneğin şimdi yeni söylediğiniz gibi çalışmalar yapılıyor. Bafra yani Kızılırmak ve Yeşilırmak deltasının ortasında bir Samsun ama tarım potansiyelinin çok daha iyi taşınması ile ilgili hem yerel yöneticiler hem milletvekilleri özellikle iktidar milletvekillerinin önemli projeleri var. Keza turizm potansiyelinin de öne çıkarılması ile ilgili bazı çalışmalar da yapılıyor. Bu Ayvacık'ta mesela yine Öztürk ailesinin bu konuyla ilgili özel çalışmaları var. Bu ve buna benzer çalışmalar da yine hayata geçirmek adına adımlar atacak mısınız? Tabii ki. Bunlar bugüne kadar normal ticaret anlamında iş hayatımızda yapılan şeyler bundan sonra biraz daha etkin olacak. Eğer ki seçildiğimiz takdirde siyasi anlamda parti bazında, hükümet bazında bunların takipçisi olup bunları daha da ilerlere götürmeye çalışacağız. Peki Türkiye'deki siyaset yapılma biçimini hiç eleştirdiniz mi? Yani doğru buldunuz mu? Eksikleri olduğunu kendi içinizde değerlendirdiğiniz zaman ortaya koydunuz mu? Siyaseti nasıl algılamak gerekiyor Türkiye'de ve şu an mevcut yapılan siyaseti doğru buluyor musunuz öyle söyleyelim?
Partilerin, sadece AK Parti için söylemiyorum bunu. CHP tabii ki zaten bunu genel anlamda düşünmek lazım. Tabii ki şimdi Türkiye'de bir belirsizlik var. Türkiye'nin durumu ortada. Evet. Bir terör belası var her şeyden önce başımızda. Bunların çözülmesi için, halledilmesi için yani hükümete destek olunması gerektiğini düşünüyorum. Diğer partilerin de bunlara destek olması gerektiğini düşünüyorum ama ben diğer partilerin hükümete çok katkısı ya da çok destek olduğunu düşünmüyorum bu anlamda. Yani bence hiç yani bu olaylara köstek olmasalar, yani destek de olmasalar hiç bir şey fark etmezdi. Yani bu şu anda şöyle anlatayım daha doğrusu, onların bir destek olduğunu ya da herhangi bir şeyler yaptığını düşünmüyorum. Hükümet bunlar için bir çaba gösteriyor ama bir koalisyon kurulamadı, bir belirsizlik var. Ortada bir yani hükümet kurulsaydı farklı bir şeyler olabilirdi. Kurulmadı, herkes hükümetin üzerine geliyor. Hükümet terör ve dış güçlerin baskısı artık iyice bunalmış bir durumda. Bu seçimlerde bunun değişmesi için insanların da bazı şeyleri görmesi gerekiyor. Yani bizim partimizin bence ben iktidar olacağına inanıyorum sonsuz da. Olması da Türkiye için de çok önemli diye düşünüyorum. Peki 7 Haziran'da AK Parti'nin tek başına hükümet etme yetisinin olmadığını gördük. Doğal evet. olarak koalisyon gösterdi sandık. Siz AK Parti'nin 12-13 yıllık işte performansının sonrasında böyle bir sonuçla karşılaşmış olmasını neye bağlıyorsunuz? Neden AK Parti tek başına iktidar olamadı? Yani seçmen neden koalisyonu işaret etmiş olabilir? Şimdi bunda demin dediğim gibi yani bu sadece Türkiye içinde yaşanan ve olan şeyler değil. Bu dış güçlerin etkisi bunda çok büyük diye düşünüyorum ben. Yani Türkiye'yi karıştırma anlamında hep derler ya işte kardeşi kardeşe vurdurma, kardeşi kardeşe kırdırma gibi. Şimdi gidin doğuda güneydoğuda bakıyorsunuz insanlar savaşıyor, çatışıyor. Evet. Ama ne için, hangi amaç için, ne için çatıştığını bilmeyen, ne için polisimize, askerimize taş attığını, kurşun attığını bilmeyen insanlar savaşıyor, çatışıyorlar. Bunlar tabii ki çok dış güçlerin çok büyük bir etkenidir ve çok büyük bir etkisidir. Yani Türkiye'de Türkiye'nin başarılı olmasını istemeyen güçlerin kurduğu bir şeydir bence yani. Peki koalisyon yapılmış olsaydı AK Parti'nin CHP ya da MHP ile toplumdaki bu gerginlik konjüktür yani dış güçlerin Türkiye üzerindeki etkileri üzerinde tespitlerinize katılıyorum ben de ama bunun dışında bir de AK Parti'ye oy vermeyen kesimler var. Tabii ki. Acaba AK Parti'nin CHP ya da MHP ile koalisyon yapması biraz daha gerginliğe düşürebilir miydi? Ben AK Parti'nin, bizim partimizin CHP ile koalisyonda başarılı olacağına hiçbir zaman inanmadım. Kendi adıma inanmıyorum da. Yani CHP ve AK Parti hiç birbirine bağdaştırmıyorum yani. Peki 1 Kasım'ı nasıl görüyorsunuz? Yani 1 Kasım'da AK Parti'nin tek başına iktidar olma olasılığını nasıl görüyorsunuz yani? Şimdi yani bizim Türkiye'nin durumu dediğim gibi ortada ama bizim insanımız, halkımız da bazı şeyleri görüyor artık. Yani ben bizim partimizin tek başına iktidar olacağını düşünüyorum yani. Bence yani bu kaçınılmaz. Peki anladığım kadarıyla ziyaretlere başladınız. Evet. Seçmenlerle de bir araya geliyorsunuz, konuşuyorsunuz. Onlar ne diyorlar? Yani sokağın sesi nasıl? Şimdi ben şöyle son yaşanan olaylar, sizin yani adaylarınızın yaşanan, dışında evet son yaşanan olaylarda dahil olmak üzere seçimlerden seçimler biter bitmez ve bittikten sonra bu çıkan çatışmalar ve bu olumsuzluklar daha ilk günden çıkıp biz hiçbir yerde yokuz diyen parti liderlerinle hepsini baz alırsanız baktığınız zaman bugün sokaktaki insanlar da yani oy verenler de pişman olanları görüyoruz. Yani. Ben tabii ki bu kısa bir süre ve kısa bir dönemde son dakika karar verip geldim ama katıldığım ve bulunduğum ortamlarda tepkilerin çok iyi olduğunu görüyorum. Özellikle de burada bu oluşumun içerisindeyiz. Çünkü Samsun'dan adayım. Samsun'un nabzı. Dolayısıyla Samsun'da yani bilmiyorum belki bana karşı insanlar böyle hani çevremiz oldukça yeterince kendimize göre bir çevremiz olduğundan geniş bir ailemizin olmasından kaynaklanan bir şeydir belki ama bence çok olumlu görüyorum ben. Yani AK Parti'nin, bizim partimizin
kaybettiği milletvekillerini de buradan geri kazanabileceğini düşünüyorum. Yani 6-2-1'di. Tekrar 6-2-1 olacağını düşünüyorsunuz. Hayır. Siz 7-1-1 diyorsunuz. Başta 7. Peki sokakta bu özellikle terörün dışında birinci sıraya oturan sorunu ne olarak gördünüz? Yani bu işsizlik mi olarak karşınıza çıktı? Ne sokak sizden ne bekliyor? Vekil olarak şu sorunlarımızı halledin dediği şey, ülkenin son karışık durumunu bir tarafa bırakarak söylüyorum. Ne çıkıyor karşınıza yani? İşsizlik mi çıkıyor? Eğitim sorunu mu çıkıyor? Ne söylüyorsun? Bunlar sana? Türkiye'nin her zamanki sorunları zaten bahsettiğiniz şeyler ama inanın insanlar şu anda Türkiye'de birlik ve beraberlikten başka hiçbir şey konuşmuyor. Terörden başka hiçbir şey konuşmuyor. Evet, ben bunu merak ediyorum. Türkiye, çok nabzı önemli. Türkiye hakikaten çok zor günler geçiriyor. Hükümet olmamasını bir belirsizlik olarak görüyor insanlar. Yani hükümet tek başına bir partinin iktidar olması, Türkiye'de herkesin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini, istikrar daha çok kavuşmasını mı? Tabii ki daha çok insanlar bunu konuşuyor. Artık son zamanlarda bakıyoruz bizim de biliyorsunuz Samsun'umuzun da bir şehidi vardı. Evet. Buradan da ailesine sabır diliyorum ben. Allah'tan da rahmet diliyorum şehidimize. Yani insanlar artık bundan başka bir şey konuşamıyor. Yani öyle bir durumda, öyle bir dönemdeyiz ki, öyle şeylerle karşı karşıya geliyoruz, öyle şeyler yaşıyoruz ki insanların normal hayatlarındaki normal paylaşabilecekleri şeyleri bile zorlanıyor insanlar. Yani bir medyada bile, sosyal medyada bile bir şey paylaşırken acaba bir tepki alır mıyız düşüncesiyle yaşar olduk artık. Dolayısıyla insanlar artık huzur istiyor. Doğru, çünkü gerçekten her gün yüreklere ateş düşüyor. Birkaç gün önce maalesef yine bir her gün şehit haberiyle buluyoruz. Sohbet ederken o da aynı şeyleri söyledi. O tedirginliği herkes yaşıyor. Güneydoğu'da başka şeyler oluyor. Bir de bu işin içerisinde yani terörü yaratanların dışında, terörün dışında olan Kürt vatandaşları da bu işten etkileniyorlar. Ayrıştırma ile ilgili de sorunlar yaşanıyor. Doğal olarak herkes bu tedirginliği yaşıyor. Zaten buradaki sorunlar Kürt sorunu diye bir şey yok. Kürt sorunu değil. Bu bir terördür. Kürt sorunu olarak bakamazsınız ki. Hep birlikte yaşıyoruz zaten. İnsanlar birbirleriyle kardeş gibi olmuşlar artık. Yani bunun Samsunlusu ya da Diyarbakırlısı ya da Adanalısı ya da Urfalısı, Lazı, Çerkezi, Kürdü öyle bir şey yok. Yani bu bir terördür. Bunu terörle Kürtçülüğü, Kürtleri bir kere ayırmak lazım. Bizim de bir sürü dostumuz var. Kız alıp kız verme gibi hani böyle şeyler olur ya, hani aile oluyorsun, birlik bütün oluyorsun Anadolu ya. Nasıl ayırabilirsiniz? Bunları birbirinden ayırabilir misiniz? Mümkün değil. Bu sadece terör olarak bakmak lazım buna. Tabii başka yapılan yanlışlar da var. Yani bu bir anda ortaya çıkmış bir sonuç değil. 30 yıldan beri ya, tabii ki ülkenin yani gündeminde olan bir sorun. Üzerinde çok daha kafa yorulması gereken bir mesele bu. Ama arzu ediyoruz ki bir an önce bu kargaşa, bu gerginlik ortadan kalksın. İnşallah. Birlik ve beraberlik içerisinde olursak. Peki Talip Öztürk AK Parti'nin dışında daha önceden bir siyasi oluşumun içerisinde yer aldı mı? Yoksa yok, ilk defa yok, AK Parti ile mi siyasete giriş yaptınız? İlk defa. Teşkilatların bu konuda gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla, AK Parti'nin İl başkanıyla bu düşüncenizi ortaya koyduğunuz zaman yaklaşımları ne oldu size? Ne önerdiler? Tabii ne biz tavsiye ettiler? Ziyaret ettik burada kendilerini. Onlar bizi kabul etti, iyi ağırladılar. Memnuniyetlerini gösterdiler. Tabii ki onlar için her adayı aynıdır, aynı görüşte, aynı yakınlıkta bakarlar ama biz bir samimi bir ortamda bir araya geldik. Yani bana göre olumsuz bir şey yok. Buradan sonrası ben Samsun'da yapmam gereken çalışmaları, kendimi anlatma ve ifade etme anlamında ya hepsini kısa bir süre içerisinde yapmaya çalışıyorum. Buradan sonrası partimizin takdiri vereceği olacak karardır, onun takdiridir. Yarın, ona saygı duyacağız. Yani bugün buradayız, çalışıyoruz, bir şeyler yapıyoruz, uğraşıyoruz. Ama yarın milletvekili adayı gösterilmediğimiz zaman bu demek değildir ki ya biz o kadar çalıştık, nasıl gösterilmedik diye öyle bir şey yok. Yani bugüne kadar partimiz için neler yapıyorduk, nasıl devam ediyorduk? Aynı şekilde devam edeceğiz. Yani küsmek gibi, darılmak gibi bir şey yok yani. İlk dokuzun içerisinde yer alamasan bile AK Parti'de siyaset yapmaya devam edeceğim diyorsun. Yani desteğimiz devam edecek. Yani bir gönül bağımız varsa o bağımızı koparmayacağız. Kopartmayacaksınız. 50'nin üzerinde aday olması
Acaba şansım biraz daha az dedirtiyor mu size peki? Yok yani geçen sefer de 110 vardı. 5 tane milletvekili arkadaşımız girdi yani. Bunda bir şey yok. Bu tamamen bizim genel merkezimizin, partimizin takdiridir. İsterse 200 kişi olsun. Burada kaybedilen vekillerimizin geri kazanılması anlamında en iyi kadronun kurulacağına, en iyi bu işi götürebilecek partimizi, oy potansiyelini burada yükseltebilecek kişilerin seçileceğine inanıyorum. Peki. Yarın 12 Eylül'de bir kongresi olacak AK evet. Parti'nin. O kongrede yeni dönemiyle ilgili nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Başbakanın değişeceğini düşünüyor musunuz? Yani Davutoğlu ile mi devam edilecek yoksa Yok, ben değişeceğini düşünmüyorum. Zaten bu aşamada yani evet. değişmemesi de gerekir diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten Türkiye çok zor günler yaşıyor. Biraz önce de anlattığımız ve konuştuğumuz gibi bence Sayın Başbakanımız da yola devam edeceksiniz. Peki çok tartışılıyor tabii. Yani yeni bir anayasanın hayata geçirilmesi, seçim sistemi, siyasi partiler yasası, başkanlık sistemi. Siz başkanlık sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz yoksa parlamenter sistem üzerinden mi Türkiye yol almalı? Ya şimdi tabii ki görmediğimiz bir durum oldu. Dolayısıyla hani bu şeyler çıkınca ortaya ama yani tabii ki ben iyi olabileceğini düşünüyordum. Başkanlık sistemini iyi olabileceğini düşünüyorsunuz. Peki Galip Öztürk. Yani Talip Öztürk'ü konuşuyoruz ama Galip Öztürk de ondan ayrılan bir parça değil. Samsun'da hemen her alanda taşın altında elini sokarak maddi anlamda desteği olan bir tabii ki çok kişi. Büyük. Bunu Samsun da biliyor zaten. Yani Samsun Spor'un dışında bir yeri de var. Siz, Öztürk ailesinin bu konudaki performansı devam edecek mi? Siz bu çalışmaların içerisinde yer alıyor musunuz? Gelecekte de devam edecek mi buna benzer çalışmalar? Tabii ki. Şimdi yani abimin burada kimse hakkını yiyemez. Gerçekten çok ciddi yatırımlar olan her şeyden önce bizim ailemizin büyüğü, bizim liderimiz, bizim atamızdır. Evet. Biz onun doğrultusunda hareket ettik bugüne kadar. Yine de onunla birlikte hareket edeceğiz. Ama buralara yapılacak olan yatırımlarla alakalı hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Daha yani bugüne kadar olanların daha fazlası olacaktır. Daha fazlası olacak. Peki siz abinizi bu anlamda kendinize örnek alıyor musunuz? Tabii ki. Topluma sağ destek olma ya da yardımcı olma konusunda özellikle eğitim konusunda ciddi yatırımların içerisinde yer alıyor çünkü. Evet. Öztürk ailesi. Abim çok zekidir bu konularda da, ticari anlamda da, iş anlamında da onu örnek almamak da mümkün değil. Yani her anlamda örnek almak gerekir. Sizin adaylığınız konusundaki yaklaşımı nedir peki Galip Bey'in? Ya genelde o hep bugüne kadar hep uzak durdu böyle şeylerden ama tabii ki yani ufak tefek şeyler olsa da öyle ciddi bir tepki yok aramızda, öyle bir problem yok. Yani. Tamam, bu da kamuoyunda çok hani... Tabii insanlar her şeyi söyleyebilirler, evet, her şeyi yaratabilirler. Ama şey. Her ailenin içerisinde olduğu gibi aile içerisinde bazı şeyler yaşanıyor olabilir ama bu sadece yaşansa bile bizim içimizde değildir. Ama ne yaşanmıştır, ne yaşanır? Dediğim gibi biraz önce söyledim. Galip Öztürk bizim ailemizin reisidir, büyüğümüzdür, atamızdır. Yani onunla ilgili bir sıkıntı, öyle bir problemimiz yok bizim. Peki tekrar seçime dönecek olursak 7 Haziran'da Adalet ve Kalkınma Partisi bir önceki döneme göre yaklaşık %20 oranında oy kaybına uğradı. Yani %49'dan %41'lere düştü. Oy kaybına uğrayan bir siyasi partide siyaset yapmak sizi de endişelendirdi mi başlarken yani? Hayır. Niye endişelendirsin? İşte daha iyi ya. Yani kaybettiğimiz oyları geri toplamak için mücadele edeceğiz. Onun için buradayız. Bize fırsat oluşacak dediniz. Peki son zamanda karar verdiniz bunu ama anladığımız kadarıyla geçen hafta içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi kendi adaylarıyla ilgili anket çalışmalarını sonlandırdı. Evet. Sizin bu konuda vekil adaylığınızla ilgili, aday adaylığınızla ilgili AK Parti'nin
karar verici mekanizmalarıyla bir temasınız oldu mu? Onlar size bu konuda evet yola çık, sen de performansını ortaya koy, başarılı olabilirsin şeklinde yönlendirdiler mi? Yoksa hayır ben bir yerden özellikle üst akıldan, üst karar verici mekanizmalardan yani çekirdek kadrodan destek almadan yola çıktım mı diyorsunuz? Hangisi merak ediyorum ben de. Genelde bu soruyla çok karşılaşıyoruz tabii ki. Değil mi? Yani hep işte buraya bu dakikada çıktınız, geldiniz. Mutlaka bir yerden bir şey vardır. Diğer adaylar için de bu. Öyle bir algı var ama buna tabii ki böyle bir şeye gerek yok. Ben burada biraz önce de söylediğim gibi oy kaybeden, düşüş yaşayan bir dönemde, düşüş yaşanan bir dönemde geldim. Kendime bu konuda çok güveniyorum. Sevdiğim abilerim bu konuda fikir aldığım kişiler tabii ki olmuştur ama yani bu mercihlerle alakalı konuşup da yana bana birisi sen git nasıl olsa işte tamamdır falan gibi öyle bir konuşmalar geçmedi. Öyle bir şeye de gerek duymuyorum. Açıkçası kendime de güveniyorum bu konuda. Kısa sürede de olsa bazı bir çalışmalar içerisinde olduk. Dediğim gibi partimiz bunu izleyecektir, görecektir. Verdikleri her türlü karara biz saygı duyacağız. Yani bunun dışında bir şey yok. Peki mevcutta şu anda geçen haftalar içerisinde galiba Türkiye Jockey Kulübü ile ilgili bir çalışmanız ya da görüşmeniz gündeme düştü. Evet. Samsun'a hipodrom yapılması ile ilgili. Bu buradaki evet. Gelişme nedir? Samsun'da hipodrom yapılması Samsun'a ne katabilir? Yani daha çok uzmanlaştığınız bir alan olduğu için merak evet. ediyorum bunu. Şimdi orada ne katar Samsun'a bu? Nasıl bir çalışma olabilir? Şimdi Türkiye'nin belli yerlerinde hipodromlar var. Ben de Türkiye Yarış At Yetiştiricileri Derneği Başkanlığı yapıyorum. Aynı zamanda 4000'in üzerinde üyesi olan. Öyle mi? Tabii ki. Evet. Orada başkanlık yapıyorum. Dolayısıyla şimdi buraya hipodrom düşündüğünüz zaman bunu kumar olarak düşünmemek lazım. Zaten burada ganyan bayileri var. At yarışı oynamak isteyen insanlar oynuyor. Buraya hipodrom yapılması demek buradaki insanlar için de çok önemli. İş istihdamı için önemli. Burada yemcisiydi, otçusuydu, işte nalcısıydı belli şeyler için, araziler için, çiftlik yapacak insanlar için. Benim atlarım var, yarış atlarım. Türkiye'nin en iyi yarış atları var. Orada da başkanlık yapıyorum. Her şeyden önce öyle bir şey olduğu zaman ben bile kendim burada bir çiftlik kurmayı düşünebilirim. Tabii ki Samsun ekonomisine çok şey katabilecek bir projedir bu. Bunun için Sayın Kaymakamımız bizi seçimlerden önce aramıştı. Bunlarla alakalı bir görüşelim, işte bir toplantı yapalım diye. Ama tabii ki araya seçim girmişti. Seçimden sonra da bir hükümet belirsizlik girdi ortaya. Ortalık tabii karışmış, ki bunlara karışmış. Bir organize olup da bir araya gelip bunlarla alakalı herhangi bir çalışmada bulunamadık ama bu şu anda Türkiye'de gündem olarak Antalya ve Samsun konuşuluyordu. Antalya birinci sıra, Samsun ikinci sıra yapılabilir Antalya'da diye. Antalya'da yok galiba. Hipotim. Antalya'da yok. Yani ya Antalya'da ya da Samsun'da olması ile ilgili mi konuşuyor? Orası ön planda ama Samsun'da olabilir. Tabii ki biz burası bizim memleketimiz Karadeniz'de olmadığı için burayla alakalı yapılabilecek en ufak bir girişimlerde bunun takipçisi olup bir an önce burada böyle bir projeyi başlatmak istiyoruz. Büyük bir yatırım mı? Yani finansal anlamda büyük tabii bir yatırım mı? Tabii ki. Bu tamamen Tarım Bakanlığımızın kontrolünde olacak. Aynı zamanda Jockey Kulübümüzün de tabii ki görüşmeleriyle, onların da destekleriyle çok ciddi ve güzel bir yatırım olacağını düşünüyorum. Ben Samsun için çok iyi olacağını düşünüyorum. Yani ekonomik anlamdaki büyüklüğü ne kadar, kaç milyon dolarlık bir yatırım ve ne kadar zamanda hayata geçebilir böyle bir şey? Ya şimdi yani Türkiye'deki onu, örnekleri açısından şimdi onu para falan. Olarak söylemek şey olmayabilir ama yani ciddi bir yatırım. Yani Samsun için çok ciddi bir yatırım. Karar verilirse ne kadar sürede hayata geçebilir böyle bir şey? Ya, o şeye bağlı, işte hükümetin, bürokrasinin yürüyüşüne bağlı, oradaki Tarım Bakanlığımızın, Jockey Kulübümüzün birlikte hareket edip alacağı kararlara, yapılacak olan toplantılara bağlı. Dolayısıyla tabii bu bugün hadi dedim mi yapılabilecek bir şey değil. Ama bunun en kısa zamanda Samsun'a kazandırılabilmesi için bu bir aday adaylığımızın dışında bir şeydir. Bunu daha önce düşündüğümüz şeylerdir bu. Takipçisi olacağız ve en kısa zamanda bunlarla ilgili bilgiler siz de alırsınız inşallah. Yani vekilliğimizde, vekil adaylığımızda bu konunun bilgisi yok. Bu
Bu önceden olsun, olan şeyler tabii ki. Yani bizim burası memleketimiz. İlla biz burada milletvekili olmamız gerekmiyor buraya bir şeyler yapılmasında takipçi olmak için, teşvik etmek için, ön ayak olmak için, yani yapılan şeylerin içerisinde bulunmak için illa yani milletvekili olmamız ya da aday olmamız, siyaset yapıyor olmamız gerekmiyor. Doğru. Ama öyle bir durumda, seçildiğimiz durumda tabii ki siyasi yönlerinde bu işin kullanarak daha ciddi baskılarla daha farklı, daha hızlandırılmış bir şekilde de çalışabiliriz tabii ki. Tabii bu burada ayakları yere basan, örgüt yapısını tamamlamış bir devlet mekanizmasının olması tabii ki işleri hızlandırıyor. Zaten hepsi aynı şey. Türkiye'nin bütün sorunları bunu kapsıyor. Peki uzun zamandan beri bir paralel yapı hayatımızın içinde biliyorsunuz. Bu işte Kırmızı Kitap'a bile girmiş bir konu. Farklı farklı eleştiriler de yapılıyor tabii ama paralel yapıyla verilen mücadeleyi nasıl görüyorsunuz? Yeterli mi sizce? Vallahi nasıl görüyorsanız derken en iyi biz biliyoruz. Çünkü aile olarak biz de bu konuda çok zorluklar yaşadık, çok zorluklar çektik. Paralel yapıyla alakalı oluşum içerisinde. Biz abimin yaşadıkları zaten ortada, bizim aile olarak yaşadıklarımız ortada. Ben yani paralel yapıyı Türkiye'de yok etmek için hükümete, kim olursa olsun, iktidarda kim olursa olsun, hükümete ciddi destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Paralel yapının Türkiye'ye vermiş olduğu zararı dış güçlerin bile veremeyeceğini düşünüyorum. Sadece bize değil, çok ailelere çok şeyler yapıldı. Bugün çıkıp orada biz bu durumlara düştük diye hani feryat ediyorlar ama insanlara çok çektirdiler, çok acılar yaşattılar. Çok kişinin iş hayatını sona ermesinde çok büyük etkileri oldu. Yani paralel yapıyla ilgili konuşurken hakikaten insanın dengesi bozuluyor. Yani bunu yaşamış birisi olarak anlatıyorum. Ondan dolayı daha önce işte Sayın Cumhurbaşkanımız işte başbakanlık yaptığı dönemde de yaşanan şeylerin hepsi ortadaydı. Biz de bunların hepsini takip ettik. Hep birlikte süreç olarak gördük. Tabii ki bizim de bildiğimiz bu olay ayrışmadan önce bizim de sevdiğimiz dostlarımız, arkadaşlarımız vardı. Bunları, gerçekleri görüp bizimle birlikte hareket eden insanlar da oldu. Ama ciddi destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum hükümetimize. Bunların ortadan kaldırılması için. Yani biraz ağır oluyor belki ama bana çok hafif geliyor konuşurken. Çünkü içinde yaşayan birisi olduğum için. Verilen mücadele sizce yeterli mi? Yani sonuna gelmiş midir yoksa bu iş gündemden düşmüş tabii midir? Ki, Türkiye'de paralel yapı artık. Tabii ki kolay değil. Yapılanma çok büyük. Ama ben şöyle de düşünüyorum. En başından tabanına kadar hepsi aynıdır da diyemiyorum. Kullanılan insanlar da olduklarını düşünüyorum. Ama inşallah bir an önce bu tabandaki kardeşlerimiz, abilerimiz, dostlarımız da bunları görür ve bu yoldan döner ve vazgeçer diye düşünüyorum. Biz bunun sıkıntısını yaşayan bir kimse olarak, aile olarak anlatıyorum, anlatıyorum ben. Hükümete çok ciddi destek vermesi lazım halkımızın. Düşünsenize daha önce bu olaylar ortaya çıkmadan önce diğer partiler hepsine birlikte yani yükleniyordu. Şimdi hani ne oldu da cemaatçiler hiç olmayacağı kişilerle bir araya geldiler. Hiç olmaması gereken kişilerle birlikte hareket eder oldular. Hepimizin inancı aynı değil mi? Hepimiz Müslüman değil miyiz? Hani hepimiz kardeştik. Ne oldu? Bence dış güçlerin baskısının cemaatin de çok üzerinden geldiğini Türkiye'ye düşünüyorum. Peki şimdi tabii Tayyip Öztürk, Galip Öztürk iç içe olduğunuz için söylüyorum bunu. Deyince Samsun Spor konuşmamak bir türlü mümkün olmuyor. Samsun Spor'un Süper Lig'de olmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel bir taraftar, çok güzel bir stadyum yapılıyor biliyorsunuz siz de ama Süper Lig'de olmayan bir Samsun Spor var. Ne yapmak gerekiyor Süper Lig'e taşımak için? Yani bir Karadeniz'de Trabzonspor deyince herkesin dikkat çektiği,
Türkiye'nin işte Barcelona'sı gibi değil mi insanların atfettiği bir etki yaratıyor. Hı. Aslında Samsun'da en az Trabzon kadar gelişmiş, futbola önemseyen bir şehir ama bir türlü istediği yere taşıyamıyor kendisini. Buradaki tıkanıklık noktası nedir? Bu nasıl aşılır? Ve Samsun Spor Süper Lig'e kalıcı olarak nasıl yer bulabilir? Öncelikle ben futbolu çok seven, futbol meraklısı birisi olarak Samsun Spor'un çok şanssız olduğunu düşünüyorum. Şanssız olduğunu. İki senedir finallerde kaybediyor. Evet. Kaybediyor. Ama şöyle bir şey de var ki destek olmak lazım. Şu andaki yönetilen arkadaşları, başkanı ben tebrik ediyorum. Yani belli şeylerle hani taşıma suyla değirmen taşır gibi. Çünkü bizim halkımızda destek yok. Samsun'a iş adamları biraz daha fazla destek olmalı. Daha fazla sahip çıkmalı. Yani Samsun'u sadece Süper Lig'e çıktığında, Süper Lig'de olduğunda yanında olmamak lazım. Bu gibi zor dönemlerinde de yanında olmak lazım Samsun Spor'un. Ben Samsun Spor'un Süper Lig'de olması gereken bir takım olduğunu düşünüyorum. Her şeyden önce Samsun güzel bir şehir. Bunu hak ediyor. Ama dediğim gibi daha fazla destek olmak lazım. İş adamlarının daha fazla yanında olması lazım. Yani sadece daha kurumsal bir yapıya dönüşmesi için ne yapılabilir? Yani Samsun Spor'un yani hiç düşmeyecek şekilde. Yani sadece Süper Lig'e çıkıp birkaç sene kalıp oradan düşmemesini sağlamak için daha kurumsal adımlar atılması gerekiyor galiba. Ama bunların ne da işte lazım? Destekle gerekiyor. Yani Samsun'un iş adamlarının daha fazla destek olmasıyla gerekiyor. Bunların hepsi bir maddi güç. Yani hepsi sonunda maddiyattan geçiyor. Neticede Samsun Spor'un 3 puanı daha silindi yine. Sırf para yüzünden. Evet, ekonomik problemlerden. Dolayısıyla ekonomik problemler giderildiği zaman Samsun Spor yıllarca bir Süper Lig'de mücadele etti. Geçmiş. Yine orada tutunabilir. Yine orada kalabilir. Çok ciddi zamanları oldu Samsun Spor'un. Yani Samsun Spor şampiyonluğa yani çok çok az farkla kaybettiği bir dönem bile oldu Samsun Spor'un. Onun için Samsun Spor'a sahip çıkılmalı. Daha çok Samsun'un yanında olunmalı. Bu da Samsun Sporlu iş adamlarına daha çok görev düşüyor. Hep birlikte, hep beraber hareket edersek, hep bir olursak yapamayacağımız hiçbir şey yok. Bu nasıl Türkiye için el ele, hep birlikte, hep beraber diyorsak, bu da Samsun olarak da yani bizim şehrimizde de hep birlikte, hep beraber hareket edersek, birlik ve beraberlik içerisinde olursak, Samsun Spor Süper Lig'de olur ve orada da kalıcı olur. Peki siyasette AK Parti açısından baktığımız zaman bu birlikteliği sağlandığını düşünüyor musunuz? Bizim şehrimiz AK Parti, evet. Samsun özelinde söylüyorum. Yani AK Parti'nin vekillerinin o ortaklaşa hareket etme, birlikte hareket etme, sorunları çözme adına kolektif hareket etme, ortak bir akıl ortaya koyduklarını, bu performansı sergilediklerini düşünüyor musunuz? Geçmiş şimdi ben çok işte daha önceki yaşanan ve vekillerimiz üzerinden konuşmak istemiyorum. Her yerde de aynı şeyi söylüyorum. Dolayısıyla bu konuda bir yorum yapmışım. Çünkü bunu aday olmamış olsaydım çok rahat, çok söylenecek şey vardı. Çok şey söyleyebilirdim ama şimdi bunun üzerinden, kişiler üzerinden siyaset yapmayı doğru bulmuyorum. Peki umarım aday olursunuz. Aday olduğunuz zaman. Aday olduğum zaman vekil o zaman size zaman. Anlatırım. Peki nasıl bir vekil profili oluşacak? Yani hep kafamızda insanların vekil olduktan sonra işte Ankara'ya gider, daha da geri dönüş olmaz. Şimdi bunlarla ilgili gerçekten çok büyük tepkiler var. Değil mi? Evet, dün çarşambada Engelliler Derneğimizi ziyaret ettim. Evet, başkanla oturduk, sohbet ettik. Bayağı da konuştuk. Aynı şeyi söylediler. Gittiğim bazı yerde bunlarla karşılaşıyorum. İşte vekiller seçim zamanı adayları aday olduktan sonra da geliyorlar. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Her şey çok güzel, iyi ama milletvekili seçildikten sonra bir daha görmek nasip olmuyor ve ulaşamıyoruz diye bunlarla ilgili ciddi tepkiler var gerçekten. Tabii ki şimdi bunu anlamak için yaşamak lazım. Ben ilk defa aday oldum. Bunu insanlara ne kadar anlatırsam anlatayım, insanlar hep kandırılmış olduğu gibi için görünüyor. Dolayısıyla ben ne anlatırsam anlatayım, beni tanımaları için yaşamak lazım. Anlamak için yaşamak lazım. Olursam artık bunun cevabını siz kendiniz de vereceksiniz. Buna emin olabilirsiniz. Programa girmeden önce yine bu konuyu üzerinde konuştuk.
Hem burada bir ofisim hem de Ankara'da bir ofisimiz olacak. Evet. Herkese 24 saat şimdi boyunca açık olan bir ofisimiz olacak dediniz. Bu önemli yani. Ben bu söylemi de aslında vekil adaylarından, aday adaylarından duymak istiyorum gerçekten. Çünkü demokrasilerde kendimizi ifade etmemiz, 1 milyon kişinin kendini ifade etmesi, bir kişi üzerinden yürüyorsa o kişiye her şeyinizi çok aktarabilmeniz önemli. Ve derdinize deva bulabilmeniz lazım. Doğal olarak o ilişkinin, interaktif ilişkinin çok sağlam kurulması lazım. Ama işte senede bir kere, iki kere köy ziyaretleriyle, ilçe ziyaretleriyle kurulan bir ilişki çok sağlıklı olmuyor. İnsanların inancı kayboluyor. Bunun için çok daha güçlü bir bağ oluşması lazım. Ben de öyle tabii düşünüyorum. Tabii ki şimdi biz seçildiğimiz takdirde, aday gösterilip seçildiğimiz takdirde Ankara'da bir ofisimiz varsa Samsun'da da bir ofisimiz olacak. Ben zaten evimiz burada köyde, Gülpınar köyündeyim. Ben insanlarla hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Hep aynı şeyleri anlatıyorlar. Yani vekil olunduktan sonra ne olur? Vekil olunduktan sonra ne olacak? Yani vekil olunduktan sonra insanlar tek başına aslında baktığınız zaman bir milletvekilinin ne anlatırsa anlatsın tek başına kimsenin yapabileceği çok şey yoktur. Sayılıdır. Ama yapılabilecek çok güzel şeyler var. Yapamadığınız şeyleri bile insanlara yapamayacağınızı söyleyebilirsiniz. İnsanları yapacağım deyip kandırıp hani yapmadıktan sonra bu insanların karşısına nasıl çıkarsınız? Yani o insanlara en azından onlarla birlikte olmak, onların bir derdini paylaşmak, arada bir hatırlarını sormak, bunlarla birlikte hareket etmek, beraber hareket etmek çok önemli. Bunu söyleyebilmek için işte bir vekilin ya da bir adayın belirli bir, ben öyle düşünüyorum, bir doygunluk noktasında olması gerekiyor. Yani siyaset Türkiye'de daha çok menfaatler üzerinden yürütüldüğü için ya da var olanı daha çok zenginleştirmek üzerinden olduğu için biraz kadük kalıyor daha doğrusu. Ama evet, bu toplum dünya ortalamasına baktığınız zaman kişi başı milli gelirin istenilen seviyede olmadığı bir ülke hala. Avrupa ülkeleri standartlarında bir ekonomik düzeye sahip değil. Bütün şehir yasası bazı şeyleri değiştirecek belki ama alınması gereken çok mesafe var ve burada da bu işi dönüştürebilecek kişiler işte o 550 tane vekil aslında. Onun için beklenti çok yüksek. Umuyoruz siz de murad ettiğiniz gibi bir yerde olursunuz, başarılı olursunuz. Kısmet hakkımızda hayırlısıysa, ne hayırlısıysa olsun. Bir de projelerinizi, Samsun'a sağlayacağınız faydaları, evet, özellikle istihdam anlamında, işsizliğin çözülmesi anlamında yapılacak büyük projelerin içerisinde olmanızı arzu ederiz tabii. Biz de sizden böyle bir şeyi. Bizim bunun için vekil seçilmemiz gerekmiyor. Yani ama tabii ki seçildiğimiz takdirde bunun siyasi yönleri, daha farklı yönleri, parti anlamda yönleri olacak ama yani biz memleketimizi çok seviyoruz her şeyden önce. Onlarla birlikte olacağız. Yani bunun için vekil seçilmemiz gerekmiyor. Kuşkusuz sizin özel bir durumunuz olduğu için böyle belki öyle hatırlıyorum. Tabii ki yani. Yönetici şirketlerde yönetici olarak çalışan arkadaşlarımız var çünkü. 20 bin kişiye yakın bir gruptan bahsediyoruz çünkü. Bu anlamda biraz radikal milliyetçilik de yapıyorsunuz özellikle Samsun'da yaşayan insanların istihdam edilmesi konusunda. Ama genel anlamda siyasetin fayda sağlamak üzerine kurulması gerektiğini ben ortaya koymak tabii ki şeyde. Ben başta da söylediğim gibi yani milletvekilliği kimliğini alıp cebine koyup tamam o milletvekili oldum bundan sonra önemli değil. Öyle bir şey bana ben istemiyorum diyorsunuz yani. İşte bunu da diyorum ki ben anlatmayayım da yaşamak lazım. Olursa hep birlikte yaşayalım ve görelim diyorum. Çünkü burada ben ne söylersem söyleyeyim dediğim gibi hakikaten yıllarca kandırılmış insanlar gördük. Onun için de zaten biraz önce sorduğunuz soruyu tam anlamında cevaplamadım. Olsun ama yine de bunu ifade ediyor olmanız önemli çünkü söz çok önemli. İnşallah yani dervişin zikri fikri meselesi. Sizin sorduğunuz sorularla alakalı vekillik olayları gerçek olur. Bir gün yine burada konuşuyor oluruz. İnşallah. O zaman siz sorarsınız ben cevaplarım. İnşallah. İnşallah. Yine özel olarak bugün üzerinde biraz durduk gerçi bu konunun ama bir aday adayının da bu konuda mesaj vermesinin toplumda önemli olduğunu düşünüyorum. Terörü yaratan sebebin dışında bu ülkede yaşayan iç içe geçtiğimiz insanlar var. Ama işte galiba dündü sadece Kürtçe konuştuğu için telefonda
öldürülen bir gençten bahsediyoruz. Bu konuyla ilgili olmayan insanların hayatını kaybettiğini görüyoruz. Bununla ilgili mesajınızı da alalım, sonra kapatalım. Şimdi Türkiye'nin bu karışık döneminde ben öncelikle herkesin sağduyulu olmasını diliyorum. Provokasyonlara gelmememiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer ki bu olaylar içerisine girersek onların istediğini vermiş ve onların istediğini yapmış oluruz. Onlardan hiçbir farkımız kalmaz. Evet, bravo. Dolayısıyla birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte çözebileceğimiz sorunlar olduğunu diyorum. Yani barış, beraberlik, birlik tek başına hiç kimsenin bir şeyleri çözemeyeceğini düşünüyorum. Hep beraber birlikte destek olalım. Bence ben partimiz anlamında konuşursam, partimizin tek başına iktidar olduğunda tekrardan bu ortlayan terör problemini en güzel şekilde neticelendireceğini. Zaten yaklaşık 3 yıldır, 4 yıldır söylediğimiz koşullar aslında oluşmuştu. Bir çözüm süreci vardı biliyorsunuz. Evet. Yani bu fırsatın çok iyi değerlendirilmesi gerekiyordu. Umuyoruz biz de bir an önce daha önce konuşulduğu gibi bir süreç başlar ve anneler, kardeşler, çocuklar, eşler boynu bükük kalmazlar. Kötü fikirlerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Aynen. Zaten. Birkaç gün önce de yine aynı şeyi konuştuk. Doğduğumuz zaman insan olarak belki anadan doğmayla insan olunmuyor. Yani insan olmak için önemli bir süreci, bu mücadeleyi, imtihanı kazanmak gerekiyor. Yoksa hayvandan bir farkımız kalmıyor. Onun için hırsımızı, nefsimizi yönetebilmemiz gerekiyor. En önemli şeyler. Kötülüğün peşinde koşmamamız gerekiyor dediğiniz gibi. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Son derece genç, enerjik bir duruşta anlattınız aday adaylarınızı, içinizdekileri. Umarım başarılı olursunuz. Tabii şimdi aday adaylığı süreci olduğu için çok açık ve çok fazla da konuşamıyoruz ama inşallah... Daha çok sizi tanıyalım size. İtalya Söztürk, genç, evet. 72 doğumlu, 44 yaşındasınız ama evet. Neler yaptınız? 43. Ne? 43 yaşındasınız. Onu konuşalım istedim. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Olsun. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Samsun'un nabzında Talip Öztürk konuğumuz oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili aday adaydı. Bize ayırdığınız vakit için teşekkür ediyoruz efendim. Önümüzdeki hafta çarşamba günü Samsun'un nabzında Vezirköprü Belediye Başkanı Sadık Ediz konuğumuz olacak. Mutlu geceler diliyorum.